Kıymetli dostlarım, kıymetli kardeşlerim, öncelikle hepiniz videoma hoş geldiniz. Bildiğiniz üzere Büyük Selçuklu Devleti'nin tarihini ele aldığımız video serimizde son olarak sizlerle birlikte genel Türk göçleri konusunu ele alıp bu konu hakkında elimizden geldiği, dilimizin döndüğünce sizlere bilgi vermeye, bu konuyu anlamaya ve anlatmaya çalışmıştık. İnşallah bu videomuzda ise ele alacağımız konu ilk Anadolu gazaları konusu olacaktır. Biz bu videomuzda sizlerle birlikte Selçuklular dönemi ilk Anadolu gazaları konusunu ele alıp bu konu hakkında elimizden geldiği dilimizin döndüğünce sizlere bilgi vermeye, bu konuyu anlamaya ve anlatmaya çalışacağız. Öncelikle hepiniz tekrardan videoma hoş geldiniz. O zaman hazırsanız videomuzun ilgili kısmına geçebiliriz. Evet. Tuğrul Bey, Alparslan ve Melikşah zamanlarında Selçuklu Devleti Türkistan'dan Horasan'a, İran, Irak, düzeltiyorum değerli dostlarım, metni düzeltiyorum. Tuğrul Bey, Alparslan ve Melikşah zamanlarında Selçuklu Devleti İşte Türkistan'dan Horasan, İran, Irak ve Azerbaycan istikametinde ilerleyen ve bir kısmı bu ülkelerde kalan bu insan dalgalarını Anadolu'ya sevk etmek ve bu Hristiyan ülkesinde yurt sahibi yapmak zorundaydı. Evvelce Abbasi ordularında İslam hudut bölgelerinde gaza yapan ve Horasan gazileri ile de gönüllü olarak Rumlar ile savaşa gelen Türkler bu ülkeye yabancı değildi. Fakat bu sefer yalnız gaza için değil, yurt tutmak maksadı ile kitleler halinde geliyorlardı. Çağrı Bey'in 1018'de yaptığı keşif seferinden sonra Arslan Yabgu oğulları Sultan Mahmud ve Mesud'un takiplerine uğrayarak birkaç defa Anadolu'ya girmişler. 1028'de türlü maceralar ile dolu bir sefer ile ve pek çok kayıp vererek Azerbaycan'a, Ermeni ve Bizans hedef beldelerine ve Diyarbakır havalisine kadar yayılmışlardı. 1038'de de Selçuklular Gaznelilerle uğraşırken Yabgullar da Anadolu'ya üçüncü bir akın daha yapmışlardı. Birçok hıyanet ve felaketlere uğrayan bu oğullar 1042'de Urmiye'de 15 bin kişi halinde toplanarak Ermeni Vaspuragan arazisine girmişler. Ermeni prensi Hoçi'yi öldürüp bir takım mücadelelerden sonra tekrar Rey'e dönmüşlerdi. Tuğrul Bey 1043'te Kazvin'e geldiği zaman Zencan'da toplanan ve sultanın itaat teklifini reddeden Oğuzlar bunlardır. 1044 senesinde yeni gelen göçler ile çoğalan bu Türkmenler büyük bir kütle halinde Şarkı Anadolu'ya girdiler. Bunların istilasına sahip olan bir çağdaş müellif, Göklerin Hiddet Kapıları memleketimiz üzerine açıldı. Türkistan'dan kartal gibi süratli atlanabilmiş ordular zuhur etti. Vaspuragan'a girip Hristiyanlar üzerine atıldılar. 24 kazayı istila eylediler. Bu cesurane hareketleri ile Erzurum'a kadar ilerlemek istiyorlardı. İfadesi ile bu akını tasvir etmiştir. Bu Oğuzlardan bir kısmı Buga ve anası oğlu kumandasında 10.000 kişi olarak Cenub'a indiler. Diyarbakır'da Nasrüddevle'nin oğlu Süleyman'ın tuzağına düştüler. Fakat nihayet toparlanıp hücuma geçtiler. Ve Mervanileri para ödeterek sulhe mecbur eylediler. Bir kısmı da Göktaş, Mansur
ve Oğuzoğlu kumandasında Musul ve havalisini istila edip oralarda Tuğrul Bey ve hava halife makamına namına hutbe okuttular ki Zencan'da sultana itaat reddettikleri halde uzaktan ona tabiyet göstermeleri Tuğrul Bey'in de Mervani emirine tavsiyede bulunurken bunları himaye etmesi feodal bünye ve bağları göstermek bakımından dikkate şayandır. Musul'un Arap emiri Kureyş etraf emirlerinden aldığı yardımlar ile bu Oğuzları müthiş bir bozguna uğrattı. Kadın ve çocukları ile birlikte çoğunu öldürdü. Bu zaferi fetihnameler ile komşu hükümdarlara ilan ederken, Oğuzların gelirken 30 bin kişi olduklarını, bozgundan sonra 5 bin kişi düştüklerini bildirir. Kureyş'in Bağdat'a gönderdiği ölü başları halifenin ordusunu teşkil eden Türkleri mateme sokmuş ve onlar tarafından defnedilmişlerdir. Bununla beraber Musul'dan geri dönenleri yolda Bizans'ın Erciz valisi Stefen'i mağlup ve şehri işgal eylediler. Oğuzların bir kısmı da birbirlerini sıkıştırarak Hazar sahillerinde Taberistan'a, bir kısmı da Kafkasya'da Sirvan'a girdi. Bunlara karşı Sirvan Şah 1045'te payitahtı Yezidiye şehrini yontma taştan surlar ile ve demir kapılar ile çevirdi. Bizans'ın kudretli imparatoru 2. Basil, Sarp hudutlarını emniyete almak ve İslam ülkelerine doğru genişlemek siyasetiyle küçük Ermeni krallık ve prensliklerini kaldırarak mühim bir Ermeni nüfusunu Orta Anadolu'ya ve Sivas'a nakletmiş, Bizans sınırlarını Azerbaycan ve Kafkasya'ya kadar uzatmıştı. Bu durum Selçuklular ile Bizanslıları komşu yapıyor ve karşı karşıya getiriyordu. İmparator Konstantin aynı siyasete devamla Oğuz akınlarına karşı harekete geçmiş ve 1045 sonbaharında Gürcü prensi Liparit komutasında gönderdiği bir ordu Seddadilerden Abdullah bin Ebu Lazvar'ın merkezi Div Dubai şehrine doğru ilerlemiştir. Tuğrul Bey bu Bizans taarruzuna karşı amcası Ebu Vafaris Arslan Yabgu'nun oğlu Şehap Devre Kutalmış komandasında bir ordu gönderdi. Ve Selçuklular ile Bizanslılar arasında ilk karşılaşma vuku buldu. Kutalmış Diyarbakır ve Musul yanına Musul taraflarını istila eden ve babasına mensup olan oğulları da yanına alarak 1045 gözünde Gürcü, Ermeni ve Rumlardan müteşekkil Bizans ordusunu müthiş bir bozguna uğrattı. Gece surları önünde cereyan eden muharebede Bizanslılar çok kayıplara uğradı. Ki Ermeni kuvvetleri kumandanı Vahram'da bunlar arasındaydı. Bu zafer üzerine Kutalmış Aras Nehri boyunca ilerlemiş ve Tuğrul Bey'e bu bölgelerin zengin ve Rumalıların da kadın gibi korkak olduğunu ve bu sebeple kolaylıkla fethedilebileceğini bildirmişti. Kutalmış ile mütevazi olarak sultanın akrabasından olduğu kaydedilen Hasan da 20 bin kişiyle Pasin ve Erzurum ovalarını istila edip Vaspuragan bölgesine girdi. Fakat İnanç Yabgu'nun oğlu Hasan olduğu aşikar bulunan bu şehzade Bizanslar tarafından takip edilerek Setrancıya suyu üzerinde kurulan bir pusuya düşürüldü.
ve Basta Hasan Bey olmak üzere pek çok Türk şehit oldu. Bu hezimet vuku bulurken Kurtarılmış da Gence muhasarası ile duraklamış bulunuyordu. Bizans kaynakları bu esnada Kurtarılmış'ın Musul taraflarını istila eylemiş olduğunu yazarlar. Onunla bu akını yapan Aslan Yabgu oğulları arasındaki münasebet böyle bir yanlışlığa sebebiyet vermiş ve kendisi oralarda bunların basında sanılmış gözüküyor. Evet, kıymetli dostlarım, gelin şimdi de bunu başka bir yerden dinleyelim ve bu konu hakkında biraz daha bilgi sahibi olalım. Evet. Şimdi ben onu bulayım. Ve oradan bakalım. Alparslan'ın Kurtarılmış'ı mağlup ederek sultan oluşu. Tuğrul Bey vefat ettiğinde... Doğru, bunu o şekilde... Neyse, şuradan bakalım. Hadi buradan bakalım. Sınırları doğuda Sir Derya, batıda Marmara Denizi, kuzeyde Kafkaslar, güneyde ise Mısır'a kadar uzanmış olan Büyük Selçuklu İmparatorluğu kurulmadan önce Orta ve Ön Asya'nın durumu şöyleydi. Uygur Devleti'nin 840 yılında Kırgızlar tarafından ortadan kaldırılmasından bir süre sonra Kaşgar şehri başkent olmak üzere Karahanlı Devleti kurulmuştu. Karahanlı hükümdarı Satuk Buğra Han'ın döneminde Karahanlı Devleti topyekün gök tanrı dinini bırakıp İslamiyet'e geçmişti. Böylece yaklaşık 200 yıldır kitleler halinde İslam'a geçen Türkler ilk defa bir İslam devleti meydana getirmişti. Abbasilerin İran valilerinden olan Samani oğulları Halife Mutemid Alallah'ın fermanı ile Maveraun Nehir'de Samani devletinin temellerini atmışlardı. Devletin sınırları kısa sürede kuzey, güney, doğu ve batıda oldukça genişlemiş ve Samaniler Maveraun Nehir ve Horasan'ı hakimiyeti altına almıştı. Tarihçiler Samanilerin sayesinde İranlıların ve 200 bin kadar Türk'ün Müslüman olduğunu söylerler. Gazneliler ise Samani Devleti'nin dağılma döneminde ortaya çıkan bir Türk devletiydi. Önceleri Samanilere tabi olan bu devletin temelleri Samanilerin Horasan orduları başkumandanı Alptekin'in büyük çabaları ile atılmıştı. Gazneliler kısa bir sürede Belucistan içlerine Toharistan, Zemindaver ve Peşaver'e kadar hakimiyet alanını genişletti. Ardından Gazneli Mahmud devrinde bağımsızlaşan Gazneliler, Abbasi halifesi tarafından resmen tanınmış ve Gazneli Mahmud ilk kez sultan unvanını alan Türk hükümdarı olmuştu. Sultan Gazneli Mahmud, Hindistan'a birçok seferler yaparak İslamiyet'in Hindistan topraklarında da yayılmasını sağlamış ve bu sebeple İslam dünyasında ünlü bir kahraman olarak tanınmıştı.
Abbasiler ise Mısır'ı ve Kuzey Afrika'yı kaybetmiş Samanilerin, Tahirilerin ve Saffarilerin hilafetten ayrılmalarıyla Irak dışında adeta tamamen yıkılmış durumdaydı. Nihayet İran ve Irak'ta kurulup genişleyen Şii Büveyhoğulları 945 yılında Bağdat'ı işgal etmiş ve yönetimi ele geçirmişlerdi. Halife Müstekfi'nin gözlerine mil çekilmiş ve yerine Mutilillah halife tayin edilmişti. Bu dönemde halifelik makamı adeta maaşlı bir devlet memurluğuna dönüştüğünden Şiiler tarafından kullanılmaktaydı. Abbasi halifeliğinde Şii bayramları resmi törenle kutlanmaya başlayınca Sünniler ile Şiiler arasında çatışmalar patlak verdi. Orta Doğu'nun güçlü devletlerinden birisi de Şii Fatimi Devleti'ydi. Bu devlet, İsmaili dâilerinden Şii adıyla tanınan Sanalı Ebu Abdullah Hüseyin bin Ahmet ve Ebu Muhammed Ubeydullah Mehdi'nin büyük çabalarıyla 909 yılında kurulmuştu. Sınırları hızla genişleyen Fatimiler, Abbasi hilafetini ve Ehl-i Sünnet Müslümanları doğrudan hedef alıyor ve dâiler aracılığıyla Şii propagandası yürütüyorlardı. Fatimilerin en güçlü olduğu dönemde Ehl-i Sünnet Abbasilerin batısında neredeyse hiç Sünni devlet kalmamış, Ehl-i Sünnet devletler yalnızca Samaniler ve doğudaki birkaç Türk devletinden ibaret hale gelmişti. Doğu Roma İmparatorluğu ise 1. Justinianus'tan sonra en parlak devrini Bulgar Kran lakaplı 2. Basilius ile yaşamaktaydı. 945 yılında başlayan Doğu Roma İmparatorluğu'nun genişleme döneminde 65 yıl boyunca imparator unvanını taşıyan 2. Basilius, 1000 yıllık Doğu Roma tarihinde en uzun tahta kalan imparator olmuştu. Hayatının büyük bir kısmını ordunun başında geçirmiş olan İmparator 2. Basilius zamanında Roma toprakları, Balkan Yarımadası, Anadolu, Kuzey Suriye, Kuzey Irak, Aşağı Kafkasya ve Güney İtalya'yı kapsıyordu. Bulgar Kran lakaplı 2. Basilius'un dönemindeki en önemli gelişmelerden biri de Rusların Hristiyanlığı kabul etmeleri olmuştu. 1. Vladimir, ülkesinin tümünü Ortodoks Hristiyan ilan etti ve ülkedeki bütün pagan tapınaklarını yıktırıp yerine kiliseler inşa ettirdi. Rusların böylece Ortodoks Hristiyanlığı kabul etmeleri, Ortodoks Patrikhanesini bünyesinde barındıran Doğu Roma İmparatorluğu için politik ve kültürel etki alanını genişletmek anlamına geliyordu. Yahudi bir Türk devleti olan Hazar Kağanlığı ise Ortodoks Hristiyan Kiev Knezliği, yani Ruslar tarafından yenilgiye uğratılınca Hazar Kağanlığına bağlı olarak yaşayan Oğuz Yabgu Devleti de Hazarlardan bağımsız bir hale gelmişti. Oğuz Yabgu Devleti, her ne kadar eskiden Hazarlara bağımlı olmuş olsa da Yahudiliği değil, Gök Tengri inancını benimsemiş bir devletti. İşte Büyük Selçuklu Devleti'nin kurucusu olan Selçuk Bey de Oğuz Yabgu Devleti'nde Sübaşı rütbesinde bulunmaktaydı. Sübaşı rütbesi, Oğuz Yabgu Devleti'nde ordu başkomutanlığı, günümüzde ise Genelkurmay Başkanlığı rütbesi demektir. Ayrıca Selçuk Bey, Oğuzların Kınık boyundan gelmekte olduğu için Kınık boyunun da beyiydi. Babası Dukak tarafından eski Türk törelerine göre iyi bir asker ve siyasetçi olarak yetiştirilmiş olan Selçuk, Oğuz Yabgu Devleti'nde kısa sürede büyük bir ün sahibi olmuştu. Ülkedeki bu büyük nüfuzu sebebiyle Selçuk kıskanılmaya başlanmış ve özellikle Yabgu'nun hanımının kışkırtmaları neticesinde Oğuz Yabgu'su ile Selçuk'un arası açılmıştı. Yabgu, Selçuk'a cephe alarak onu bertaraf etme hazırlıklarına başlayınca, tehlikeyi gören Selçuk, kabilesi ve maiyetiyle birlikte gizlice Yengikent'ten ayrılıp Cent şehrine göç etmişti. Selçuk ve Kınık boyunun bu göçü, kaynaklarda Turan'dan İran'a ve Darülharp'ten Diyar-ı İslam'a geçiş olarak yazılmıştı.
Zira bu şehrin halkı ekseriyetle Müslüman olmuş Oğuzlardan ibaretti. Ayrıca burada Yabgu idaresi de zayıftı. Yabgu'nun Cent şehrine hakimiyeti sadece yılda bir defa gelen memurların vergi almasından ibaretti. Selçuk buraya göç ettikten sonra İslam dininin cazibesinden etkilendi. Ayrıca ahalisi ekseriyetle Müslüman Oğuzlardan oluşan bu şehirde egemenlik kurmak istiyorsa, Gök Tanrı inancına çok yakın olan bu İslam dinine girmesi gerektiğinin de farkındaydı. Bu hususta Kınık boyu ileri gelenleriyle müzakere edip durumu değerlendirdi. Selçuk bu müzakerede şunları söyledi. Yaşamak arzusunda bulunduğumuz bu ülkede halkın dini olan İslam'a girmezsek kimse bize katılmaz ve yalnız bir cemaat halinde kalmaya mahkum oluruz. Böylece Selçuk, içinde bulundukları siyasal ve sosyal ortamı ne kadar iyi anlamış ve ileri görüşlü bir lider olduğunu göstermişti. Bu görüşmeler sonucunda civardaki İslam ülkelerinden İslamiyet'i öğretmesi için din adamı göndermelerini istediler. Ve neticede Selçuk ve Kınık boyunun tamamı Gök Tanrı inancından ayrılıp İslamiyet'e girerek Müslüman oldular. İslamiyet'e giren Selçuk, ehli sünnet mutasavvıfların gayretleriyle kısa sürede dinine öyle sıkıca bağlandı ki Melikül Gazi Selçuk bin Dukak unvanını alarak Allah yolunda cihada başladı. O yıl her zamanki gibi Oğuz Yabgu devletinin vergi memurları Cent şehrine gelip yıllık vergilerini vermelerini istediler. Bunun üzerine şehrin hakimi olan Selçuk, "Müslümanlar kafire vergi vermez" diyerek memurları şehirden kovdu. Böylece Melikül Gazi ve Kınık boyu kafir ırktaşları olan Oğuz Yabgu devletine karşı cihada girişiyordu. Bu cihat ilanı karşısında cuşa gelen Müslüman Oğuzlar hızla Selçuk Bey'in emri altına girmeye başladılar. Cent şehrinde Yabgu'nun hakimiyetini kırarak müstakil, bağımsız bir idare kurdular. Tarihi kaynaklar Selçuk Bey'in muharebeleri hakkında pek bir bilgi vermezken Oğuz Yabgu devletinin bir kalesini kuşattığını ve bu kuşatmada en büyük oğlu Mikail'in şehit düştüğünü naklederler. Selçuk Bey oğlunun ölümüne çok üzülmüş ve yetim kalan torunları Tuğrul ve Çağrı Beylerin yetişmesine çok emek harcamış ve daha çocuk iken bu fatihlerin kabiliyetlerini görmüştü. Bu arada kuzeydeki Kıpçaklar Oğuz Yabgu devletine saldırdığı için Oğuz Yabgusu Selçuk üzerine asker gönderebilecek durumda değildi. Cent şehrinde müstakil göçebe bir beylik kuran ve gazaları ile şöhreti yayılan Selçuk, Karahanlı Samani savaşlarında yardımı aranan bir kuvvet haline gelmişti. Samani Devleti, Selçuk Bey'in beyliğini tanıyan ilk devlet olmuştu. Karahanlılar karşısında sıkışık bir duruma düşen Samaniler, Selçuk Bey'e haber göndererek desteğini istediler. Esasında Samaniler, Karahanlılar karşısında dayanamıyor ve zayıf bir durumda bulunuyordu. Ancak Karahanlılar, Sayram vilayetini ele geçirip Sir Derya boyunca ilerleyerek Oğuzları ve hususiyetle Cent'teki Selçukluları sıkıştırıyorlardı. Bu durum Selçuk Bey'in Karahanlılara karşı çökmekte olmalarına rağmen Samaniler ile ittifak yapmasına sebep oldu. Bunun üzerine Selçuk Bey oğlu Aslan Yakup'u Samanilere yardım etmesi için gönderdi. Girişilen muharebede Aslan Yakup'un desteğiyle Samaniler Karahanlılara karşı galip geldiler. Bu hadise ile Selçuk'un şöhreti daha da artmıştı. Zira artık o bölgede önemli bir güç olduğunu tüm devletlere ispat etmişti. Bu zaferden sonra Samaniler Selçuk Oğuzlarının savaştaki yeteneklerini görerek onlara Karahanlılara karşı bir kalkan vazifesi görmeleri için Samaniler ile Karahanlılar arasındaki sınır olan Nur ilçesini verdiler. Arslan Yabgu'nun emrindeki Oğuzlar Maveraü'n-Nehr'e gelip Nur ilçesine yerleştiler. Selçuk Bey ve maiyetindeki Tuğrul ve Çağrı Bey ise
Nur ilçesine göç etmeyerek Cent şehrinde kaldı. Arslan Yapkın'ın emrindeki Oğuzlar, Karahanlılar ve Samaniler gibi iki teşkilatlı devlet arasında siyasi maharet ve cesaretleriyle muvaffakiyetler sağlamayı başardılar. Harun Buğra Han'ın 999 yılında Buhara'yı ele geçirmesiyle Samani Devleti fiilen yıkılmıştı. Son Samani hükümdarı İsmail Muntasır'ın devleti kurtarma yolundaki çabaları Selçuklulardan da yardım almasına rağmen başarılı olamadı. Samaniler, Karahanlı ve Gazneliler karşısında tutunamadı ve toprakları Gazneliler ile Karahanlılar arasında bölüşüldü. Samaniler ortadan kalktıktan sonra Selçuklular, Karahanlılar karşısında yalnız kaldılar. Bu sırada Oğuz Yablu Devleti'nin Yengiken Yabguları da Müslüman olduklarını ilan ettiler. Oğuz Yabgularının da İslamiyet'i kabul etmeleri Selçukluların gaza mefkurelerine ve İslamiyet'ten aldıkları kuvvete son vermişti. Böylece müttefikleri olan Samanilerin yıkılmasından sonra Selçuklular, Karahanlı ve Oğuz Yabgu Devleti arasında sıkışarak dayanaklarını ve gelişme imkanlarını kaybettiler. Kısa bir süre sonra da Selçuk Bey Cent şehrinde vefat etti. Selçuk Bey'in vefatından sonra Arslan Yapgu Selçukluların başına geçti. Arslan Yapgu Selçukluların siyasi reisi olmakla beraber Cent'te kalan Tuğrul ve Çağrı Bey grubu ona zayıf bir feodal bağ ile bağlıydı. Bu sebeple Selçuklu toplumu Selçuklular ve Yapgulular olarak iki zümreye ayrılmış bulunmaktaydı. Tuğrul ve Çağrı Beyler Cent şehrinde daha fazla dayanamayacaklarını anlayınca Nur ilçesine göç etmeye karar verdiler. Böylece terk edilen Cent şehri de tekrar Oğuz Yabgu Devleti'nin eline geçmişti. İlik Nasır Han'ın ölümü üzerine hapiste bulunan Karahanlı Şehzadesi Ali Tegin serbest kalmış ve Arslan Yavgu ile ittifak yapmıştı. Tuğrul ve Çağrı Beyler ise bu ittifakın dışında bırakılmışlardı. Arslan Yavgu ve Ali Tegin güçlerini birleştirerek Buhara şehrini ele geçirince burada bağımsız bir Karahanlı Beyliği kuruldu. Ali Tegin, müttefiki Arslan Yapgun'un kızıyla da evlenerek daha güçlü bir duruma geldi. Böylece Karahanlı ve Gaznelilere karşı yeni bir ittifak cephesi kurulmuş oldu. İttifakın dışında bırakılan Tuğrul ve Çağrı Beyler ise Buğra Han'a yakınlaşmaya çalıştılar. Ancak Buğra Han'ın onlara güvenmemesinden dolayı yalnızlaştılar. Nihayetinde Ali Tegin, Tuğrul ve Çağrı Beyler üzerine harekete geçince onun müttefiki olan Arslan Yapgun'un onu durdurmaya çalışmadığı ortadaydı. Bir yandan Buğra Han'ın, öbür yandan da Ali Tegin'in baskı ve saldırıları karşısında son derece ciddi ve tehlikeli durumlara düşen Tuğrul ve Çağrı Beyler, kendileri için daha güvenli yeni bir yurt aramaya karar verdiler. Bu endişeli durumda iki kardeş verdikleri karara göre Tuğrul Bey geçinmesi güç olan çöllere çekilirken Çağrı Bey de 3000 kişilik bir süvari kuvvetiyle Anadolu'da yurt aramak için sefere çıktı. Selçuk Bey'in bu kudretli ve cefakeş torunları muazzam bir mesafede bulunan Anadolu gazasına teşebbüs etmekle cidden çok ümitsiz bir durumda bulunuyorlardı.
1018 yılında Çağrı Bey, süvarileriyle Van Gölü etrafındaki Ermeni Vasburagan Krallığı topraklarında göründü. Karşısına çıkan kuvvetleri bozguna uğratarak ülkenin batı kısmını hakimiyeti altına aldı. Bugüne kadar böyle bir Türk süvarisi görmemiş olan Ermeniler, onların garip manzarasını müşahede ederek ok ve yaydan silahları, uzun örülü saçları ve rüzgar gibi uçan atları vardı şeklinde Türkleri tarif ettiler. Ermeniler bu Türk akınlarından korkarak yurtlarını terk edip Orta Anadolu'ya göç etmeye başladılar. Ardından Çağrı Bey kuzeydeki Şeddadi arazisine yöneldi. Buraya geldiğinde daha önce cihat için buraya gelmiş Türkmenler ile karşılaştı. Onları da ordusuna katarak Nahçıvan havalisi kuzeyindeki Gürcü kuvvetleri üzerine yürüdü. Ancak Ermenilerin müthiş bir şekilde ezildiğini gören Gürcüler, Çağrı Bey'in karşısına çıkmaya cesaret edemeyerek kuzeye çekildiler. Ardından Çağrı Bey Ani üzerine yöneldi. Vasak Pahlavuni ve ordusu ile Ani'de karşılaştı. Yapılan muharebede Çağrı Bey ve askerleri fırtına gibi eserek yağmur gibi oklarıyla düşman ordusunu perişan ettiler. Doğu Roma komutanı Vasak Pahlavuni bu muharebede hayatını kaybetmişti. Pahlavuni'nin bu muharebede ölümü hakkında yazılan kitabe günümüze kadar ulaşmıştır. Çağrı Bey bu ilk Anadolu keşif seferi neticesinde bütün bölgeyi kolayca hakimiyet ve denetimi altına almayı başarmıştı. Ardından Azerbaycan'da kendisine iltihak eden Türkmenler ile vedalaştıktan sonra aldığı ganimetler ile Tuğrul Bey'in yanına döndü. Buluşunca çok sevindiler ve Çağrı Bey kardeşine bu seferin hikayesini geniş geniş anlattı ve biz buradaki güçlü devletlerle mücadele edemeyiz. Ancak Horasan, Azerbaycan ve Doğu Anadolu'ya gidip oralarda hükümran olabiliriz. Zira oralarda bize karşı koyabilecek hiçbir kuvvete rastlamadım demişti. Bu dönüşün ardından yeni Türkmenler de Tuğrul ve Çağrı Beyler etrafında toplanıyor ve kuvvetleniyorlar. Arslan Yalgu, bu çoğalmanın Türkistan ve Horasan hükümdarlarını kışkırtacağını söyleyerek yeğenlerine çöllere dağılmalarını tavsiye etmişti. Onlar da bu tavsiyeye uyarak dağılıp çöllere çekildiler. Zira çok yakında Maverağ-ı Nehir'de işler gerçekten de kızışacaktı. Samani Devleti'nin ortadan kaldırılmasından sonra Buhara'da bağımsız bir Karahanlı Beyliği kuran ve oldukça kalabalık Türkmen kitlelerine sahip olan Arslan Yalgu ile Ali Tekin, Karahanlı ve Gaznelilere karşı bölgede üçüncü bir siyasi ve askeri kuvvetin temsilcisi olmayı başarmıştı ve Maverağ-ı Nehir'de hakimiyet alanlarını genişletme etkinliklerine başlamıştı. Bunun üzerine Harezm'e hakim olan Gazneliler ile Maverağ-ı Nehir'de kendilerine karşı herhangi bir rakip görmek istemeyen Karahanlılar derhal harekete geçtiler. Karahanlı hükümdarı Yusuf Kadir Han ile Gazneli Sultan Mahmud 1025 yılında bir toplantı yaptı. Gazneli Sultan Mahmud ve Karahanlı Yusuf Kadir Han, İran ve Turan sorunları üzerinde yaptıkları müzakerelerde şu kararları aldılar. Ali Tekin'in
bağımsız Karahanlı Beyliğine son verilecek, Buhara ve Semerkant, Karahanlı Yusuf Kadir Han'a bırakılacak. Tüm Selçuklular Horasan'a nakledilecek. Ceyhun Nehri, Karahanlılar ile Gazneliler arasında sınır kabul edilecekti. Bu iki büyük hükümdarın buluşmasındaki amacı kestiren Arslan Yakku ve Ali Tekin ise çöllere kaçmıştı. Gazneli Sultan Mahmud, Yusuf Kadir Han'dan Selçuklu Türkleri hakkında bilgiler almıştı. Bu bilgilere göre Selçuklu kavminin çok askeri vardı ve Selçuk oğulları kendi kavmi arasında çok itibar ve saygıya sahip olup padişahlık davasındalardı. Sultan Gazneli Mahmud, Arslan Yakku'ya bir elçi gönderdi. Biz sürekli olarak Hindistan'a gaza amacıyla seferlere gidiyoruz. Birçok İslam memleketlerinden gelen gönüllüler bizimle birlikte bu seferlere katılıyorlar. Fakat Müslüman olan sizler bu gazalara niçin katılmıyorsunuz? Bütün bu konuları konuşmak ve dostluk kurmak üzere sizi saraya davet ediyorum. Geldiğiniz takdirde size layık olduğunuz ünvanlarla lütuf ve ihsanlarda bulunulacaktır, dedi. İki büyük devlet karşısında başarılı olamayacağının bilincinde olan Arslan Yakku, Semerkant'ta bulunan Sultan Mahmud'un yanına gitmeye karar verdi. Sultan Gazneli Mahmud, ziyafette Arslan Yakku'ya "Bana askeri yardım gerekirse ne kadar atlı kuvvet gönderebilirsin?" diye sordu. Bu soru üzerine Arslan Yakku, "Eğer kendi boyuma haber gönderirsem 10 bin atlı, kendi ulusuma haber gönderirsem 30 bin atlı, Balhan Dağı'na haber gönderirsem 100 bin atlı, Türkistan'a haber gönderirsem 200 bin atlı gelir," diye cevap verdi. Onun bu sözleri karşısında hayretler içinde kalan Sultan Gazneli Mahmud, Arslan Yakku, oğlu Kutalmış ve beraberindekilerin tutuklanmasını emretti. Onları Keşmir'e giden geçitteki bir tepe üzerinde bulunan Kalincar Kalesi'ne hapsettirdi. Sultan Mahmud, Arslan Yakku'yu böylece bertaraf ettikten sonra onun başsız kalan 4000 çadırlık Türkmenlerini Horasan bölgesindeki Nesa ve Bağvert arası çöl bölgesine yerleştirdi. Bu bölgeye yerleştirilen Türkmenlere Arslan Yakku'ya nispetle Yabgulular denilmişti. Yabgulular, başbuğları Arslan Yakku'nun hapsedilmesi sebebiyle Kızıl, Göktaş, Boğa gibi beylerin idaresi altında daima Gazneliler ile mücadele halinde görüldüler. Oturdukları bölgelerde yağma hareketlerine başladılar. Bunun üzerine Sultan Gazneli Mahmud, evvela Horasan valisi Arslan Cazib'i onlara karşı sevk etti. Ancak bu fayda vermeyince Sultan Mahmud bizzat kendisi harekete geçerek onları ağır bir şekilde cezalandırdı. 4000 kadar Türkmen esir edildi veya öldürüldü. Bunun üzerine Yabguluların önemli bir kısmı batıya hareket ederek Azerbaycan ve Doğu Anadolu'ya kadar uzanan bölgelere akınlar yapıp çok maceralı bir hayat geçirdiler. 1030 yılında Sultan Gazneli Mahmud'un vefatı ve 1032 yılında Arslan Yakku'nun hapis bulunduğu Kalincar Kalesi'nde vefat etmesi üzerine Yabgulular dağılmış ve çok tehlikelere uğramışlardı. Lakin yine de ümit ve enerjilerini kaybetmeyerek mücadeleye devam edip Arslan Yakku'nun torunları etrafında toplanarak Kutalmış oğlu Süleyman Şah'ın emrinde Anadolu Selçuklu Devleti'nin kuruluşuna hizmet edeceklerdi. Arslan Yakku'nun Sultan Gazneli Mahmud tarafından hapsedilmesi ve hapiste ölümü üzerine Selçukluların yeni başbuğları Tuğrul ve Çağrı Bey kardeşler olmuştu. Maveraü'n-Nehir buluşmasından sonra Sultan Gazneli Mahmud Gazne'ye ve Yusuf Kadir Han da Kaşgar'a dönünce Ali Tekin çölden çıkarak Buhara'ya gelip beyliğinin başına geçti. Arslan Yakku ve Türkmenleri artık mevcut bulunmadığı için Tuğrul ve Çağrı Beylere elçi gönderip Karahanlı ve Gaznelilere karşı ittifak teklifinde bulundu. Tuğrul ve Çağrı Beyler ise Ali Tekin'e güvenmedikleri için bu teklifi reddettiler. Bunun üzerine Ali Tekin Selçuklulara karşı bir ordu göndererek onlara ani bir baskın gerçekleştirdi.
meşhur olan çarpışmada Selçuk oğullarından Yusuf Yınal ile birlikte birçok Selçuklu beyi ve askeri şehit oldu. Kurtulan Tuğrul ve Çağrı beyler kısa zamanda toparlandılar. 1029 yılında doğan Alparslan'ı Uğur sayarak Ali Tekin ordusuna karşı harekete geçtiler. Başta Alpkara olmak üzere Ali Tekin'in 1000 askerini öldürmek suretiyle intikam aldılar. Buna rağmen Ali Tekin'in devamlı saldırıları karşısında Selçuklular Harezm'e göç etmek zorunda kaldılar. Ve Gaznelilerin Harezm valisi Altuntaş'ın kendilerine yurt olarak verdiği Şurahan ve Darhan yörelerine yerleştiler. Öte yandan bu sıralarda Sultan Gazneli Mahmud vefat etmiş, taht mücadelesinden Ali Tekin'in de desteğiyle Mesut Gazne Sultanı olmuştu. Lakin tahtı elde edince babası gibi Karahanlılar ile dostluğu tazeleyen Sultan Mesut, Ali Tekin'e sırt çevirerek Harezm valisi Altuntaş'ı Ali Tekin üzerine sefere memur etti. 1032 yılında Davuzya'da yapılan muharebede Gazneli valisi Altuntaş vefat edince ordusu Harezm'e geri çekildi. Altuntaş'ın ölümü bölgedeki dengeleri bir anda değiştirivermişti. Zira Altuntaş'ın yerine geçen oğlu Harun bağımsızlığını ilan ederek Gaznelilere karşı isyan etti. Bu İstiklal Savaşı'nda Harun gücünü artırmak için Gaznelilere karşı Ali Tekin ve Selçuklular ile ittifak yaptı. Böylece Gaznelilere karşı güçlü bir ittifak oluşturulmuş oldu. İşte bu olay Selçukluların bölgede yeniden siyasi ve askeri bir güce kavuştuğunu ifade ediyordu. Fakat bu sırada kısa zaman içinde birbirini takip eden iki hadise Selçukluları bir kere daha çok müşkil duruma düşürdü. Bunlardan birincisi eskiden beri Selçukluların baş hasmı olan ve aralarında kadim bir kin ve kan düşmanlığının hüküm sürdüğü Koyunlu boyuna mensup olan Yengiken yapgusu Ali'nin oğlu Şah Melik tarafından korkunç bir baskına uğratılmalarıydı. Cent emiri Şah Melik çöl yolundan gizlice gelerek Selçukluları Kurban Bayramı'nın dördüncü günü müthiş bir baskın ile vurdu. Bu baskında 8000 kişi öldürülmüş ve birçok kadın, çocuk ve asker Şah Melik tarafından esir alınmıştı. Gerçekten Maveraun Nehir'den daha güvenli bir yerde bulunduklarını sanan Selçuklular son derece şaşkınlık ve telaşa kapılıp Ali Tekin'in veya Harun'un ihanetine uğradıklarını sandılar. Olaydan hemen sonra Harun, müttefiki olan Selçukluları kaybetmemek amacıyla onları teselli etti ve pek çok mal vererek vaatlerde bulundu. Harun, Şah Melik ile Selçukluların arasını düzeltmeye çalıştıysa da başarılı olamadı. İkincisi ise bu olaydan kısa zaman sonra 1035 yılında Ali Tekin'in vefat etmesiydi. Böylece Gazneliler ile mücadele halinde bulunan Harun çok önemli bir müttefikini kaybetmiş oldu. Bir müddet sonra da Harun, Sultan Mesud'un gizlice göndermiş olduğu bir fedai tarafından suikastle öldürüldü. Bu iki önemli olaydan sonra Selçuklular bir yandan Ali Tekin'in oğulları, bir yandan Şah Melik'in saldırıları, öbür yandan da Gaznelilerin tehdidi altında yeniden ciddi ve tehlikeli bir döneme girmiş oldular. Evet dostlarım, bu dönemde kalalım. Şimdi biz videomuzda sizlerle birlikte Selçuklular dönemi ilk Anadolu gazaları konusunu ele alıp bu konu hakkında elimizden geldiği, dilimizden döndüğünce sizlere bilgi vermeye, bu konuyu anlamaya ve anlatmaya çalışmıştık. İnşallah önümüzdeki hafta sizlerle birlikte ele alacağımız konu Hasan Kale Zaferi konusu olacaktır. Ve biz önümüzdeki hafta sizlerle birlikte bu konuyu ki tarihi kaynaklarda pek adından bahsedilmez. O yüzden benim için özel bir ehemmiyeti vardır yani. Büyük ihtimalle en fazla sürede inceleyen benim kanalım olacaktır bu konuyu. Hasan Kale Zaferi'ni sizlerle önümüzdeki hafta anlatmaya, elimizden geldiği, dilimizden döndüğünce anlamaya ve anlatmaya çalışacağız. Biz bu hafta sizlerle birlikte Selçuklular dönemindeki Anadolu gazaları konusunu ele aldık. Önümüzdeki hafta ise Hasan Kale Zaferi konusunu ele alıp bu konu hakkında elimizden geldiği, dilimizden döndüğünce bu konuyu anlamaya ve anlatmaya, bu konu hakkında şeyler bilgi vermeye çalışacağız. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun.
Önümüzdeki videomuzda tekrardan görüşmek üzere diyorum. Tamam, umarım Allah'a emanet olun. Sen asılsın kardeşim, Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun.